Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir karşılaştırma yapacağız. Elimde tutmuş olduğum bu iki telefonun önemli bir özelliği var aslında. İkisi de Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten General Mobile senelerdir Türkiye'de üretim yapan bir şirket. Hatta bir Türk firması. Fakat bu elimde tuttuğum Xiaomi Redmi modeli, yani Çinli üreticinin bir modeli. Biliyorsunuz yakın zamanda pek çok Çinli üretici ülkemizde üretim gerçekleştirmeye başladı. Bunlardan biri de Xiaomi. Hatta bu elimde tutmuş olduğum model de Türkiye'de ülkemizde ürettiği ikinci model olan 9T arkadaşlar. Redmi 9T. Şimdi bakalım bu iki telefon bizlere ne gibi özellikler sunuyor. Daha önce hem Redmi 9T hem General Mobile GM21 Pro'nun incelemesini zaten yapmıştık. Bu karşılaştırma videosunda ise hangi telefonun daha iyi olduğu tarafında sizlere biraz rehberlik etmeye çalışacağız. Tabii yine nihai karar verecek olan sizlersiniz. Bu iki telefonu seçmemizin nedeni ise arkadaşlar fiyatlarının birbirine çok yakın olması. Birisi 2600 Türk Lirası, birisi 2500 Türk Lirası. General Mobile 2500 Türk Lirasına satılıyor. Redmi 9T ise arkadaşlar 2600 Türk Lirasına satılıyor. Şimdi gelelim iki telefonun karşılaştırmasına. Öncelikli olarak kağıt üzerindeki verileri sizlere aktarayım. Sonrasında ise iki telefonla çektiğimiz, aynı açıdan çektiğimiz fotoğraflar, videolar, ardından iki cihaz ile yaptığımız açılma kapanma testi, oyuna giriş testi, bunları göstereceğim sizlere arkadaşlar. Sonrasında zaten hangisinin iyi hangisinin kötü olduğuna az çok siz de karar vereceksinizdir. Şimdi şunu söyleyeyim. Redmi 9T Android 10 ile geliyor. General Mobile 21 Pro'da ise Android 11 var arkadaşlar. Burada Redmi 9T güncelleme alır mı almaz mı? Açıkçası biraz soru işareti. Ekranlara baktığımızda Redmi 9T'nin 6.53 inçlik bir ekran olduğunu görüyoruz. Buna karşılığında General Mobile 21 Pro'da ise 6.67 inçlik bir ekran bulunuyor. Dolayısıyla hem işletim sistemi olarak hem de ekran boyutu olarak General Mobile 21 Pro'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Çözünürlükte ise Redmi 9T 1080x2340 piksel, General Mobile 21 Pro ise 1080x2400 piksel sunuyor. Burada çok öyle aman aman bir fark olmadığını söyleyebiliriz sizlere. Boyut tarafında ise bir telefon 162.3x77.3x9.6 mm, diğer cihazımız ise 165.24x76.95x8,99 mm. Burada General Mobile'in bir tık daha ince olduğunu söyleyebiliriz. Bu inceliğe rağmen GM21 Pro 205 gramlık bir ağırlığa sahip. Redmi 9T ise 198 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Ülkemizde şu anda 2600 liraya satılan Redmi 9T modelinde arkadaşlar 4 GB RAM bulunuyor. GM21 Pro'da ise 6 GB'lık RAM var. Tabi bunun 6 GB RAM'lik versiyonu da var. Fakat o biraz daha pahalı arkadaşlar. Yani burada RAM tarafında yine General Mobile 21 Pro'nun bir adım önde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Gelelim işlemci tarafına. Redmi 9T'de Snapdragon 662 bulunurken GM21 Pro'da ise Helio G90 Yonga seti yer alıyor. Açıkçası bu iki Yonga setinin birbirine böyle hemen hemen aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu Yonga seti daha iyi ya da bu Yonga seti daha kötü demek çok doğru olmayacaktır. İki Yonga seti de orta segmentin giriş seviyesinde kullanılan Yongalar. Dolayısıyla burada performans tarafında çok fazla fark olmadığını söyleyebilirim. Ha tabii RAM tarafında GM21 Pro'da 6 GB'lık RAM olduğu için belki biraz daha fark yaratabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim kameralara. Redmi 9T'de arkadaşlar 48+8+2+2, yani 48 megapiksellik geniş açı kamerası, 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası var. GM21 Pro'da ise 48 megapiksellik geniş açılı bir kameraya, 5 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Tabii ki kağıt üzerinde yazan rakamlar bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Birazdan zaten iki telefonla benzer açılarda çektiğimiz fotoğrafları sizlere göstereceğiz. Dolayısıyla hangisinin kamerasının daha iyi olduğunu bu fotoğrafları gördükten sonra siz de anlayacaksınızdır. Ön tarafta ise Redmi 9T'de 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. General Mobile 21 Pro'da ise 16 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Dahili depolama alanına baktığımızda da 9T'de 64 GB, GM21 Pro'da 128 GB'lık bir alanımız mevcut. İki telefonda da micro SD kart girişi var arkadaşlar. Yani hafıza kartıyla telefonların dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz. Batarya tarafına baktığımızda ise GM21 Pro'da 5000 mAh, Redmi 9T'de ise 6000 mAh'lik batarya olduğunu görüyoruz. T
Teknik özellikler tablosunda açıkçası GM21 Pro'nun hayli önde olduğunu söyleyebiliriz. Peki tasarım tarafında kim önde? Şöyle ben size gösterdiğim zaman tabi tasarım biraz insanların zevkiyle vesaire alakalıdır ama dürüst olmak gerekirse arkadaşlar burada GM21 Pro'nun daha şık göründüğünü söyleyebiliriz. Metal çerçeve tarzı, metal olmasa bile en azından metal gibi gösterilmiş. Gayet şık duruyor. Redmi 9T ise sanki plastik gibi tutulmuş her tarafı. Dolayısıyla burada bir ne bileyim elinize aldığınızda zaten o kalite algısının düşük olduğunu hissedebiliyorsunuz. GM21 Pro'da ise bu biraz yok arkadaşlar. Yani hani kaliteli bir telefon tutuyormuş hissiyatı veriyor size gerçekten. Bir de damla çentik tasarımı yerine delikli ekran tasarımı tercih edilmiş ki bence delikli ekran tasarımının tercih edilmesi her zaman telefonu daha şık gösteren bir unsur. Parmak izi okuyucusu GM21 Pro'da arka sırt tarafına yerleştirilmiş. Redmi 9T'de ise yanda yani power butonunda duruyor. Bence power butonunda olması daha iyi. Yani ne bileyim artık sırt tarafına yerleştirilmesi biraz demode kaldı diyebiliriz. Çünkü çoğu telefon artık ekran altı parmak izi okuyucusuna geçti. Dolayısıyla burada hani ekran altı parmak izi okuyucusu koyamıyorsan bile malum IPS LCD ekranlarda böyle bir teknoloji mevcut değil. En azından power butonunun üzerine yerleştirilmesi daha iyi, daha şık görünmesini sağlayacaktır telefonun. İki telefon da arkadaşlar Type-C'den şarj oluyor ve ikisinde de kulaklık girişi mevcut. Yalnız Redmi 9T'nin kutusundan kulaklık çıkmıyor. Fakat General Mobile'in kutusundan eski de olsa bir kulaklık çıkıyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Şimdi gelelim arkadaşlar iki telefonla gerçekleştirdiğimiz fotoğraf ve video denemelerine. Bakalım hangi telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolar daha çok hoşunuza gidecek. Evet şu anda iki telefonla da ofisimizin balkonundan bir video kaydı gerçekleştiriyoruz. Şu anda sesimi Redmi 9T modelinden duyuyorsunuz. Birazdan da General Mobile'e geçeceğim. Ona geçtiğinde söyleyeceğim zaten. Fakat şu anda Redmi 9T'deyim. Evet şimdi ise General Mobile yani GM21 Pro'dan sesimi duyuyorsunuz. İki telefonla aynı açıdan çektiğimiz videolar bu şekilde arkadaşlar. Burada takdir size kalmış durumda. Evet arkadaşlar, arka kameradaki performans bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi bir de ön kameraya bakalım. Ön kamera tarafında bizleri hangi telefon daha çok memnun etmiş? Evet arkadaşlar şu anda iki telefonun ön kamerasıyla kayda geçtim. Sesim ilk olarak Redmi 9T'den kaydediliyor. Aynı az önce olduğu gibi yani arka kamerada olduğu gibi. Birazdan daha GM21 Mobile'e geçeceğim. İki telefonla şu andaki görüntü kaydı kalitesi yani ön kameralarda bu şekilde. Şimdi de GM21 Pro'nun sesinden duyuyorsunuz beni. GM21 Pro'da ses kalitesinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Burada yine tercih size kalmış durumda. Evet, kamera testini bitirdikten sonra sıra geldi hız testimize arkadaşlar. Şimdi iki telefonu da kapatacağız. Aynı anda açmaya çalışacağız. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. Bunun yanında iki telefonla da oyuna gireceğiz. Hangisi daha hızlı girecek vesaire bunu da görmüş olacağız hep birlikte. Sonrasında genel bir toparlamayla bitiririz.
arkadaşlar, gördüğünüz üzere açıkçası General Mobile 21 Pro bir adım daha önde gibi duruyor. Tabi burada yine de karar sizlerin. İki telefonun fiyatı çok yakın. Dediğim gibi 9'da 2600, General Mobile 21 Pro'da 2500 Türk Lirası bir fiyata sahip. Burada karar tamamen size kalmış. İkisi de Türkiye'de üretilen telefonlar. Ama ben olsam arkadaşlar, şahsen ben olsam açıkçası bu fiyatları iki telefondan birini alacak olsam GM21 Pro'yu tercih ederdim açıkçası. Çünkü işletim sistemi vesaire daha iyi. Tamam, belki diyeceksiniz ki ya bu telefon güncelleme almaz. Bu telefon güncelleme alsa ne olur? Yine Android 11 olacak günün sonunda ki almama ihtimali de çok yüksek. Zaten Android 11 ile geliyor. Dolayısıyla güncelleme almasa bile Android 11 işletim sistemini kullanacaksınız. RAM ve dahili depolama alanında zaten rakibinden daha üstün ki burada dahili depolamanın artı bir öneme sahip olduğunu belirtelim arkadaşlar. Bir tarafta 64 GB'lık, bir tarafta 128 GB'lık bir cihazdan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi yine de karar sizlerin. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.